İyi dostlar, namaste, ışığınız bol olsun. Doktor Harun ile Kozmik İlimler YouTube kanalına hoş geldiniz. Gelin K2 Venüs ile ilgili sohbetimize biraz daha devam edelim. Çünkü gerçekten de K2 videolarını çekmek çok zor. Çünkü K2 geçmiş yaşam tecrübelerini, geçmiş yaşam karmalarını getirmekte. Rahu K2 ekseni, o yüzden Rahu ve K2 herhangi bir gezegenle bir araya geliyorsa, kavuşumları varsa, bu o gezegenlerle alakalı ve tabii ki geldiği ev ile alakalı bir takım karmik yükümlülükler getirmekte. K2'nin olduğu kısım geçmiş yaşam enerjileri diyoruz, geçmiş yaşam karmaları diyoruz. Bu ne anlama geliyor? Demek ki geçmiş yaşamlarda elde edinilmiş tecrübeleri barındırıyor ve artık bu yaşamda K2'nin geldiği yer ile ilgili olan olaylara sadece ihtiyacımız olduğu zaman, sadece olması gerektiği için, hani bir laf vardır, aşkı bırakın, aşk eğer size geliyorsa zaten sizindir, eğer gelmiyorsa hiçbir zaman sizin olmamıştır misali. Keytun'un olduğu kısım Venüs ile birlikte olduğu zaman, tabii ki aşktan bahsediyoruz, bu şekilde çalışıyor. Bu videoyla biraz daha detaylı örnekler vermek istedim. Çünkü Venüs çok önemli. K2 çok önemli. Venüs, K2 bir araya geldiği zaman gerçekten benim için de çok önemli. Navamsa'da zaten Güneş, Venüs ve K2 bir arada. Böyle olunca tabii ki özellikle bu enerjiler hayatın sonraki dönemlerinde daha mistik anlamda açılıyor. Aşk ile alakalı. Güneş, K2, Güneş'ten de bahsedeceğiz. Bu şekilde açılımlar oluyor. Belki de o yüzden İlk video dedim biraz daha bilgi vermek gerekiyor K2 ve Venüs hakkında. Öncelikle hiçbir konum, hiçbir kavuşum sizleri korkutmasın. Çünkü neden? Bu ruh, bu gezegenleri, bu dizilimleri istiyor aslında ve bizler seçiyoruz ve bu şekilde de o yükselenle lagnada vücut bulup bu yaşamda geçmiş yaşam karmalarımızı, meyvelerimizi kullanıyoruz belki olumlu anlamda. Bazen de geçmiş yaşamda yaptığımız hataları bu yaşamda düzeltmeye çalışıyoruz ki ruh kendini arındırsın ve moksha yolunda ilerlesin. O ilahi kozmik bir bütün, Allah dediğimiz, yaratan dediğimiz o bütüne kavuşabilelim. Amacımız aslında bu. Venüs K2 bir araya geldiği zaman, K2 geldiği gezegen ile ilgili, kavuşumla ilgili olan olayları, geçmiş yaşam tecrübelerini getirmekte. Geçmiş yaşamlarda elde edilmiş tecrübeleri getirmekte. O yüzden demek ki Venüs K2 bir arada olduğu zaman bu kişi aşk ile ilgili, varlık ile ilgili bütün her şeyi yerine getirmiş aslında. Venüs K2 bu yaşamda kişiye spiritüellik verebilir. Venüs K2 özellikle yaşamın ilk dönemlerinde Venüs ile ilgili konularda kişiyi sınayacaktır. Geldiği eve bağlı olarak da tabii ki eğer malefik herhangi bir etkileşim varsa, duştane evleriyle alakalı ise, belki bu etkileşim özellikle de hayatın ilk dönemlerinde daha zorlu olabilir. Venüs cinsellikle alakalı, şehvetle alakalı K2'nun burada oluşu kişiyi daha cinsel, daha seksüel yapabilir hayatın ilk dönemlerinde. Ama K2 biliyorsunuz 48 yaşında olgunlaşır ve o yaştan sonra daha spiritüellik kazandırır. K2 Venüs evlendikten sonra, Venüs çünkü evlilikle alakalı, aşk ile alakalı, evlendikten sonra belki eş aracılığıyla gelen karmik olayları da açığa çıkartabilir. Bu para da olabilir. Çünkü geçmiş yaşamdan kullanmanız gereken olayları bu yaşamda kullanabilmeniz için. Genelde Venüs K2 kavuşumları spiritüel anlamda çok güzel çalışır. Bu kişiler sürekli araştırmak isterler. O hayatın esansını araştırmak isterler. Biliyorsunuz Venüs hem politika ile alakalı, hem araştırma ile alakalı, hayatın, yaşamın anlamını bulmak ile alakalı. Venüs K2 bir arada olan insanlar o yüzden çok güzel araştırmacı olabilirler. Sürekli arayış içinde olduğu için kişi, bu kişiler işlerini sık değiştirebilirler. İşleriyle tatmin olamayabilirler. O yüzden sürekli değişim halinde olan Venüs K2 enerjisi çok daha güzel açılacaktır. Geldiği eve göre de Venüs çünkü şiirle alakalı, şarkı ile alakalı, sanat ile alakalı. O yüzden geldiği konuma göre özellikle Venüs K2 diyelim 3. evde ise belki bu kişiler yazı yazarak o enerjiyi aktif hale getirebilirler. 5. ev eğitimle alakalı, yine yaratıcılıkla alakalı, sanat ile alakalı, sahne sanatları ile alakalı bu tarz konularda Venüs K2 enerjisini hafifletmek mümkün. Venüs K2 dedik, hastalıklarla alakalı olabilir, o yüzden ona da netlik kazandıralım. Çünkü bu Venüs eşi, aşkı temsil ettiği için belki kişinin başına gelebilecek olarak sağlık sorunlarını da gösterebilir. Bu hemen korkutmasın, çünkü Venüs K2
Dediğim gibi konumuna bağlı olarak belki korunuyor olabilir ve bu şekilde olduğu zaman da hastalık getirmez. Fakat Venüs Keyti olan kişilerin özellikle belki tanıları kolay konulmayabilir. Böyle olduğu zaman da Venüs ile ilgili olan, yani kadın üreme organları ya da hormonlarla alakalı bu tarz tiroid gibi, hipofiz bezleri gibi bir takım hormonal dengemizden sorumlu organlarla ilgili hastalıklara bir göz kulak atmakta fayda var. Çünkü transitler de belki etkiliyor olabilir. Cinsel organlarla da alakalı bu tarz olaylarla ilgili sorunları önünüze getiriyor olabilir. Ama dediğim gibi korkutmasın, çünkü tamamıyla orada olması gereken şeyi belki hastalık olarak çıkartabilir. O aşk acısı yerine belki hastalıkla ilgili mücadeleler veriyor olabilirsiniz. Keyti Venüs bir araya geldiği zaman o konu ile ilgili hislerinizi ortaya çıkaracak. O yüzden Venüs Keyti aslında Birugu diyoruz. Birugu biliyorsunuz Şükracharya'nın babası oluyor, direkt o soydan geliyor ve Birugu astroloji ile alakalı. Şükracharya astroloji ile alakalı. O yüzden Venüs ve Keyti olan kişiler astroloji ile ilgili olduğu için ben de bu videoyu o yüzden çekmek istedim zaten. Çünkü çok derin çalışılması gereken bir konu. Spiritüel anlamda çalışacağı için bu konularla ilgili, okült bilgilerle ilgili, astroloji gibi bu konularla ilgili kişilerin önüne çok güzel bilgiler gelebilir. Birugu Nandi Nadi ile ilgileniyorum. Daha önceden de ve çok enteresandır, kullandığı sistem, videolarımı izleyenler biliyor zaten ve bu konularla ilgili çok güzel bilgiler de paylaşacağım kısmetse ileride. Çünkü daha önceden harita ile ilgili, haritadaki gezegenleri anlayarak ve haritadaki gezegenlerin konumuna göre bir takım yorumları kendim yapıyordum. Tabii ki yine temel bilgilere dayanarak ve bu bilgileri kullanarak öngördüğüm bir takım olaylar, kombinasyonlar. Daha sonra fark ettim ki Birugu Nandi Nadi sistemine göre kural olarak kullanılmakta. O yüzden bazı bilgiler eğer size Jyotish Vidya diyoruz, size bir nevi ulaşması gerekiyorsa mutlaka ulaşacaktır. Venüs Keytu konumları o yüzden bu şekilde çalışır. Eğer Keytu Venüs'ün üzerinizden geçiyor ise, Venüs ve Keytu'nun üzerinden de geçer. Her yılda bir Venüs, çünkü bir yıl aynı Güneş ve Merkür gibi, ama özellikle Keytu natal Venüs'ün üzerinizden geçiyorsa bu konularla ilgili çok güzel açılımlar olur. Benim de Keytu Venüs'ün üzerinden geçerken o dönemde elde edindiğim bilgiler, astroloji ile ilgili elde edindiğim bilgiler çok kıymetli bilgilerdi. Ve çok enteresandır, yine bu enerji tam Venüs, direkt yine natal Venüs'ün üzerinden geçerken daha da tetiklendi. O yüzden mutlaka Venüs Keyti oluşumunun hangi ev ile alakalı olduğu konulara bakın. Çünkü o ev ile ilgili hisleriniz çok kuvvetli olacak ve o ev ile ilgili araştırma gücünüz çok kuvvetli olacak. Amaç Rahu'ya gitmek. O yüzden Keyti'nin geldiği tam karşı tarafta Rahu var. Rahu'nun olduğu burç çok önemli. O burcu ve Rahu enerjisini aktif hale getireceksiniz. Amacınız oraya gitmek olacak çünkü. Ama Keyti'de o geçmiş yaşamda elde edindiğiniz tecrübeleri, deneyimlerinizi kullanmanız için size yardımcı olacak. Eğer Venüs Keyti o yüzden aşk ile ilgili bir takım olayları hallettiniz zaten. Şimdi bu anlamda da o Moksha yolunda Venüs'ten ayrılmanız gerekiyor ki o tutkularla alakalı ya da olmaması gereken şeyleri direkt atmakla alakalı, aşk da dahil, o evrensel aşkı anlamakla alakalı. Hemen korkutmasın, çünkü Venüs Keyti aslında cinsellik anlamda da çok iyi çalışabilir. Dediğim gibi Venüs kadın ile alakalı ve kadın cinselliği daha farklıdır. Orgazm daha farklıdır. O yüzden bu tarz olaylar Venüs Keyti olayının aşka nasıl bakış açısını, nasıl farklı baktığımızı göstermekte aslında. Çünkü Mars diyoruz daha mekanik. Erkek cinselliği daha mekanik. Erkek cinselliği belki o avcılık gibidir bir nevi. Ama kadın cinselliği daha tensel, daha duygusal, çok daha farklıdır. Ve Venüs Keyti'nin bu halde oluşu aslında çok farklı anlamda, tantrik anlamda belki bir takım cinsel duyguları da ortaya çıkartabilir. O yüzden o genel anlamda kullanılan cinsellik olaylarından daha ziyade hayatın ilk dönemlerin aslında zorlu, çünkü zorlu oluşunun sebebi de o. Çünkü kişi o ilahi aşkı, o ilahi cinselliği aslında yaşayabilmek için sürekli bir daldan bir dala, araştırmacı ruhu gibi aynı bu şekilde enerji çalıştığı için zorlayabilir. Ama daha sonra bu enerji oturduğu zaman o hayatın anlamı, aşk ile ilgili, cinsellik ile ilgili, varlıklarla ile ilgili ve biliyorsunuz Venüs Sanjivani mantrası dediğimiz ölümsüzlük mantrasını
bilen Shukracharya ve bu şekilde Venüs orada o ölmüş denilen olayları bile, aşkı bile tetikleyebilen bir enerjiye sahip. Venüs Ketu, Remedi olarak da dediğim gibi geldiği ev ile alakalı, belki 5. ev bir öğretmen için orada kadını temsil ediyor ve orada Ketu'nun orada oluşu demek ki yapılması gereken sorumluluklar var. Kişinin belki kadın öğrencileri ya da o kadın enerjisiyle alakalı. Belki de kişinin Venüs Ketu 12. evinde hastane ile ilgili, yabancı ülkelerle ilgili, belki bu kişi doktor olarak belki yabancı ülkelerde kadınlara yardım ederek, belki istismara maruz kalmış kadınlara yardım ederek bu şekilde etkisini gösteriyor olacaktır. Tabii ki Venüs Ketu'yu gören gezegenlerin konumu çok önemli. O yüzden Mars gibi orada istismarı gösterebilir ve bu kişi belki geçmiş yaşamda bu tarz istismara maruz kaldığı için ya da kendisi belki istismarı gerçekleştirdiği için bu yaşamda da istismara maruz kalmış kişilere yardımcı olacaktır. O yüzden gerçekten de Vedik astroloji deniz, derya, bütün evlerin anlamı var. Eğer Venüs Ketu 10. evde olursa konum olarak belki iş yerindeki kadınlarla alakalı, patronlarla alakalı, kadın patronlarla alakalı ya da kişi belki kadınları dolaylı yoldan ilgilendiren bir takım olaylarla ilgili deneyimlerini yaşayacaktır. Venüs Ketu eğer 6. ev ile alakalıysa bu çalışan kişinin çalıştığı iş arkadaşları, özellikle de kadın iş arkadaşlarıyla ilgili bir takım karmik sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini göstermekte. Çünkü biliyorsunuz 6. ev prarabdha karma dediğimiz geçmiş yaşamda yaptığımız olaylar ve bu yaşamda da borcumuz ve ödememiz gerekiyor. Bu şekilde de açılabilir. Belki Venüs Ketu eğer 9. eve denk geliyorsa eğitimle alakalı, uzak yolculuklarla alakalı. O yüzden bu kişilerin özellikle de Venüs İslamiyet'le alakalı camiye gidip belki o dini inançlar, inanışlar diyoruz ya da camide hocadan direkt yardım almak gibi ya da uzak yolculuklarla o aşram gibi dini yerlere gitmekle de alakalı olabilir. Venüs hem Meryem Ana gibi ya da Parvati, Lakşmi diyoruz, Durga, kadın tanrı, tanrıçalarla alakalı, azizelerle alakalı belki bu enerjilerde bu anlamda açılabilir. Hazreti Fatma ile alakalı, çünkü Ketu geldiği zaman o enerjiyi hissediyor olacaksınız aslında. Özellikle de Meryem Ana evine gittiğiniz zaman mesela bu enerjiyi hissediyor olabilirsiniz. Venüs Ketu karışımları daha farklı anlamda da olabilir. Trine olarak birbirlerine kavuşum halinde ve aynı şekilde Nandinadi tekniğine göre aslında, hele bir de derecelere yakınsa trine konumundaysalar, yine bu anlattığım konulardan etkileniyor olabilirsiniz. O yüzden Venüs Ketu, her Ketu diğer gezegenlerle kavuşumu gibi çok ama çok özel. Özellikle de o hislerinize güvenmeniz gerekiyor. Spiritüel olduğunuz zaman çok güzel açılacak bir enerjisi var. Venüs aşk ile alakalı. Spiritüel olan kişileri hayatınıza getirdiği zaman çok daha güzel açılır. Kişi materyalistik ise zorlayabilir. Çünkü Venüs Ketu bir araya gelen kişiler, o yüzden giydikleri kıyafetler özeldir. Ellerindeki eşyalar özeldir. Minimalistik olan kişilerdir. Ama diğer yandan eğer takıntıyı getiriyorsa, biliyorsunuz sebebini bilmediğiniz bir şekilde, onun da bir sebebi var ki daha sonra ilerleyen yaşlarda bunları öğrenebilirsiniz diye. Özellikle de Ketu 48 yaşına geldiğiniz zaman çok daha güzel etkisini gösterecek. Biraz sabretmenizde fayda var. Bu yaşamda bazı sorumlulukların farkına varıp hayatın farkındalığını anlayıp yolumuza devam etmek için çaba gösteriyoruz aslında. Ruh onu istiyor. Venüs de ruh. Venüs de o pür, saf olan Jala enerjisiyle bu şekilde etkisini göstermekte. Asuraların gurusu Shukracharya diyoruz. O Shukracharya'nın bilgeliği bize gelmekte ve yine de zorluklar olsa bile yine o Sanjivani mantrası, yani ölüyü bile dirilten enerjisiyle geldiği ev ile alakalı olan olaylar tam öldü dediğiniz anda bile direkt dirilebilir. Onun da bir sebebi olacaktır. Umarım bu videoda güzel bir bilgi verir sizlere, ama dediğim gibi Ketu Venüs konuş bitmez, bu videoyu da öyle çekmek istedim. Bu bilgileri de sizlerle paylaşmak istedim. Her neredeyseniz kendinize sevin. Venüs Ketu bir arada olduğu zaman kişi kendi içsel dünyasına, bilinçaltına inmesi lazım. O sevgisini keşfedebilmesi için. Kendinizi keşfettikten sonra da etrafınızdaki insanları sevmeyi asla ihmal etmeyin sevgili dostlar. Sizleri seviyorum. Işığınız bol olsun. Namaste.